Yıldız Eser. Abdülhak Şinasi Hisar, Boğaziçi Mehtapları. Boğaz içinde, bilhassa sularla ışıkların oyunları esrarlı bir canlılıktadır. Yalıların boğazı seyretmeye ayrılmış ön odalarında sulara çarpan ışıkların içeriye sıçramış akisleriyle birdenbire oda duvarının bir parçası, bir vücudun derisi gibi ürpermeye ve başımızın üstünde tavanın da bir parçası bir nehrin altın sularıyla akmaya başlar. Karada temelleri üstünde sabit duran yalılar sularda, başları aşağıda, temelleri havada yüzmeye koyulurlar. Yosun kokulu kayıkhaneler denizin mırıldanan sularını yalının bir kısım zemin kat odalarının altlarına getirirler. Arada bir küçük dalgaların kah gülüştükleri, kah ağlaştıkları duyulur. İkindi sularında hanımlar ve beyler için sandalla gezinmek adetti. Cuma ve pazarları küçük su, gök su, kalender, çubuklu gibi ince saz yerlerine, mesirelere gidilirdi. O zamanlar Boğaziçi'nin hatta kendine mahsus ıstılahları bile vardı. Mesela mehtap demek, mehtaplı bir gecede, boğaz içinde dolaşan bir kayıkta, bir saz takımı peşinden onu dinleyerek bu saz alemini onun tertip ettiğini söylemekti. Mehtapçılar demek de bu geziye iştirak edenler demekti. Kim bilir geçenlerin kaçı eski acemiliklere ne kadar gülmüş veya nasıl ağlamışlardır. İnsanın kendini bulması için ne kadar araması lazım geliyor. Her zevkimiz ya kendimizin yahut bizi hazırlamış olanların kim bilir ne kadar ıstırabına mal olmuştur. Boğaz içinde mehtapta musikiden bu kadar his, hayal ve şiir duyulması içinde kim bilir ne uzun zamanlarda israf edilmiş ne çok his, hayal ve şiir lazım gelmiştir. Merhaba sevgili dinleyenler. Abdülhak Şinasi Hisar'ın adeta bir mazi seyahatnamesi üslubuyla yazmış olduğu Boğaziçi Mehtapları adlı romanının Boğaziçi Medeniyeti adlı ilk bölümünden bir alıntı dinledik. Abdülhak Şinasi Hisar 1888'de İstanbul'da Rumeli Hisarı'nda doğdu. Şinasi ile Abdülhak Hamid'e hayran olan babası ona bu iki şairin isimlerini birleştirerek vermiştir. Küçük yaşta bir Fransız mürebbiyeden Fransızca, Tevfik Fikret'ten de Türkçe dersleri aldı. Çocukluğu Boğaziçi, Büyükada ve Çamlıca gibi İstanbul'un en güzel yerlerinde geçti. Galatasaray Lisesi'ni bitirdikten sonra Paris'te Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde okudu. Paris'te kaldığı yıllarda kendisi gibi orada kalan Yahya Kemal Beyatlı ile dostluk kurar. Abdülhak Şinasi Hisar ilk olarak dergilerde tenkit türünden eserler verir, şiirler yayınlar. Romanlarında çocukluk ve gençlik dönemi İstanbul'unu anlatır. Türkçeyi kullanmadaki ustalık, üslubundaki sağlamlık kendisini çok sevilen ve okunan bir yazar yapar. Yazar 1948'den sonra ömrünü Cihangir'de geçirir. 3 Mayıs 1963'te beyin kanamasından vefat eder. Naaşı Merkez Efendi Mezarlığı'na defnedilmiştir. Abdülhak Şinasi Hisar 19. yüzyıl sonuyla 20. yüzyıl başlarında son parlak çağını zevk ve medeniyet birikimlerini yaşayan İstanbul yüksek tabakasına bağlı bir aydındır. İstanbul'da huzur, düzen ve incelik dolu bir çevrede geçen çocukluk yılları bütün eserlerinin kaynağı olur. Mesela Boğaziçi Mehtapları, Boğaziçi Yalıları, Fahim Bey ve Biz,
İstanbul ve Pierre Loti, Çamlıca'daki Eniştemiz, Geçmiş Zaman Köşkleri adlı eserlerinde İstanbul kültürü ve medeniyetinin izlerini bulabiliriz. Süzülmüş, arınmış bir ahlak ve terbiye geleneğinin meydana getirdiği İstanbul kültürü, İstanbul efendiliği ve anlayışı onun mizacına da akseder. Hatta bu zarafeti, görgüsü ve bilgisi yazarın eserlerine yoğun bir şekilde yansımıştır. İstanbul, birçok medeniyeti birleştirmiş, süzmüş, Türk kültürü, örfleri ve mimarisiyle yepyeni bir terkibi bünyesinde oluşturmuş şehirdi. Her büyük şehir nesilden nesile değişirdi. İstanbul'da da bu değişimin ve büyüklüğün izlerini görmek mümkündür. Sizlere tanıtacağımız Boğaziçi Mehtapları adlı eserimizde İstanbul'un bir döneminin zevk ve kültür birikiminin en zarif yansımalarını görürüz. Bazen değişen, bozulan ve her anlamda yıkımlara uğrayan İstanbul, ona gittikçe çoğalan bir ayrılık hissi, bir geçmiş özlemi, yalnız kalış üzüntüsü vermektedir. Abdülhak Şinasi Hisar, yeni bir devrin doğuşuna değil ama köklü bir medeniyetin yıkılışına razı olmayan, bundan da en fazla ıstırap duyan yazar gözüyle İstanbul'u anlatır. Özellikle kendimize has, şahsiyetli, ince bir medeniyetin izlerini bütün zenginliğiyle bu milli ve yerli hayatı şaşırtıcı bir kudretle tasvir eder. Eserlerinde konuşma dilinden ziyade yazı dilini tercih eder. Adeta onun yaşadığı dönem İstanbul'un zarif Türkçesi ve anlayışı romanlarında hissedilir. Abdülhak Şinasi Hisar eserini 7 başlık altında 4'er bölümü ayırarak roman tekniğiyle yazmıştır. Hazırlanış bölümünde Boğaziçi medeniyeti, mazinin yoksullukları, tabiat sevgisi, musiki iptilası, toplanış bölümünde bu gecelerin kıymeti, hanımlar buluşuyorlar, kayıklar ve sandallar yan yana, gelenler ve gelmeyenler. Musiki faslı bölümünde kayıklar ve sandalların kervanı, saz fasılları, saz sesleri, hanende sesleri. Sükût faslı bölümünde Boğaziçi cenneti, mehtap, yalıların önünden geçiş, sessizliğin şiiri. Aşk faslı bölümünde mehtapta görülen güzellikler, karanlıkta parıldayan arzular, şarkıların dedikleri, herkesin aşkını söyleyen saz. Dağılış bölümünde fanilikler, sönüş, ayrılış, unutuş. Hatırlayış bölümünde mazi cenneti, bizimle birlikte yaşayan hatıralarımız, hatıralarımızın zaman içinde devamı, başka dünyaların bizden görebilecekleri olarak romanın bölümlerini tasnif etmiştir yazar. Şimdi İstanbul iklimini duyarak, hissederek anlatan yazarımızın Boğaziçi Mehtapları adlı eserinin kısa bir bölümüne kulak verelim. Şehir, her yanından denizlere ve dağlara açıldığı gibi Boğaziçi de her yanından kırlara açılıyordu. Nakil vasıtalarının iptidailiği, kulübelerde oturanlardan ta saraylarda oturanlara kadar herkesi mevsimle alakalandırır, sıcak ve soğuk, rüzgar ve kar, yağmur ve çamur herkesi meşgul ederdi. Soğuğu ve sıcağı bütün insanlar duyarlar. Konakların, köşklerin odaları da mangallarla ısınırdı. Eski evlerin hayatı insanları tabiattan şimdiki apartmanlar gibi ayıramazdı. Eve bahçeden geçilir, bahçe sulanmak için bir kuyudan su çekilir, çiçekler bahçeden evlere girer, lavanta çiçekleri temizliği duyuran kokularını yataklara dökerdi. İnsanlar ne tattıkları zevkleri değiştiren mevsimleri, ne de sevdikleri hayvanları düşünmemezlik edemezlerdi. Evin en rahat köşelerinde kediler horlardı. Daha eskiden İstanbullu ata biner, ava giderdi. İkindi vakti, Boğaziçi gününün en halavetli zamanı başlar. Tabiat karşısında dua eder gibi sükûta varıldığı akşam başlardı. Bu, Boğaz'ın güzelliklerini seyretmek için beylerle hanımların sandallar ve kayıklarla gezintiye çıktıkları ve körfez gibi, dere gibi Boğaz'ın asıl klasik yerlerine gidildiği saatti. Hayat burada bir temaşa zevkine eriyordu. Sular kararmaya başlayınca her şeyin dili ve edası değişir.
akşam her şeyi azamet ve kadife ile giydirir. Her şey daha çok kalp diliyle konuşmaya başlar. Sular kayıkları sanki büyütmek istedikleri hülyalarımızın beşikleri gibi sallar. Renkler koyulaştıkça yüreklere bir keder çöker. Eski İstanbul'un ve özellikle Boğaziçi'nin güzelliklerinden, geleneklerinden ve yaşayış tarzından esinlenerek yazdığı eserlerinde yazarın tasvir gücünü açıkça görmekteyiz. Eserde kayıkhanelerin yanı sıra suların renkli tablosunu, müziğini, boğazda geçen sandal sefalarını, gün batımlarını ve dolunay şenliklerini anlatırken Abdülhak Şinasi Hisar Türkçeyi kullanma başarısını da göstermektedir bizlere. Abdülhak Şinasi Hisar, Boğaziçi mehtaplarında olsun, diğer romanlarında olsun, şimdiyi hep bir geçmişe bakış ve anımsayışlarla iç içe verir. Kendi geçmişinden hatıraları öyküleyici bir anlatımla yer yer roman kahramanlarına söyletir. Anı deneme türünde yazdığı bu eserinde bu geçişleri görmekteyiz. Eserden alıntılara tekrar kulak verelim. Boğaziçi'nin hemen kendine mahsus gibi duyulan kokuları vardı. İyor, yosun, ozon, deniz kokuları ve o zamanlarda bunlara birçok taraflardan çiçek kokuları gelir karışırdı. Tabiat sevgisi bir de çiçek muhabbeti şeklinde görülürdü. Yalıların içi baharın genç teni gibi kokardı. Her gece çiçek saksıları yatılacak odalardan çıkarılır, sofalara bırakılırdı. Fakat çiçek kokuları bahçelerden yalılara yükselerek açık camlı odalardan içeri girerdi. Akşamları bazı balkonları vücutlarıyla, kokularıyla bir tente gibi saran mor salkımların kokusu dışarı taşar, yolları kaplardı. Korular ve bahçeler, önlerinden geçen kayık ve sandallar su üstünde bir de çiçek kokularını yararak geçerlerdi. Mehtaba çıkılan geceye başka bir sazın tesadüf etmemesi de lazımdı. Bir gecede ayrı ayrı dolaşarak birbirlerinin seslerini bozabilecek, rakip gibi karşılaşacak ve sazı takip eden kayık ve sandal kafilesini ayıracak iki saz takımının dolaşması o zamanki Boğaz için bir rezalet sayılabilirdi. Kimsenin izan ve vicdanı buna kail olamazdı. Onun için sazı tertip eden bütün Boğaz içine karşı bir mesuliyet almış olduğunu bilir ve geceyi eğer böyle bir rakibi varsa daha makbul bir saz hazırlayabilecek daha zengin ve hatırı sayılır birine bırakırdı. Mesela Valide Paşa'nın veya Said Halim Paşa'nın yahut Supi Paşazade Sami Bey'in mehtabı olduğunu öğrenirdi. Bu mühim havarisi böylece herkes duymuş olurdu. O geç mehtaba çıkmak için bir hayli evvelinden başlayan tatlı bir hazırlık devresi vardı. Hemen her yalının bir çifte olsun bir kayığı yahut bir sandalı bulunurdu. Her zaman hem kibar hem biraz mahzun olan eski Boğaziçi güzelliği sazı sözüyle öyle bir hal alırdı ki bu cemiyette o kadar teşrifat, nezaket ve sükut kabiliyeti vardı ki bu toplantılarda nihayet bir merasime döner, bir mehtap alayına benzerdi. İhtiyar hanımların halsiz yüzlerini, artık çizgileri pek az değişen bir müsamaha, şefkat ve muhabbet tebessümü kaplamış olurdu. Bu ihtiyar hanımlar artık saz dinlemek için mehtapta denize çıkmak istemezler. Gezmeye gidenlerin selametlerine dua ile iktifa ederlerdi. Sami Bey'e ait bir kayığın devrilerek içindeki kızlardan birinin boğazda boğulduğu mevsim, biz ne zaman kayıkla çıkacak olsak, odasında kalan büyük annemiz bizi birer birer kucaklar, bağrına basar ve her birimize
hadi, seni Allah'ın birliğine emanet ettim derdi. Orta yaşlı hanımların yavaş hareketlerinde, sakin duruşlarında, ihtiyatlı bakışlarında, vefalı sözlerinde hep bir harem serinin durgun havasında yetişmiş edalar görülür. Bir büyük teşrifat dairesi güya her kayağa, her sandala böyle bütün bir devrin mümessili bir hanımefendi oturtulmuş gibi hepsinde bu eda benzeyişi, bu ev sahiplik hali görülürdü. Bu hanımların ekserisi kendilerine güven terbiyeleriyle öyle bir kıvama ermiş bulunurlardı ki onlar böyle yaşlarına rağmen mehtaba çıkmakla adeta yanlarındakilerine bir lütuf etmiş gibi olurlar. Bakışlarıyla sanki iltifat ederler. Sükutları müsamahalı bir tasvip manasına gelir. Tebessümleri bir muhabbet ifade eder. Bütün hareketleri bir iyiliğe delalet ederdi. Bu hanımların üstlerinde güya hem bir imparatorluğun gizli sezişleri ve geniş anlayışları içinde yetişmiş bir olgunluk, hem de Kur'an dinlemiş gecelerin uhrevi süzgeçlerinden kalma bir dolgunluk, içli ve saffetli bir hayatın alıngan zevkleriyle benlenmiş bir mürüvvet hali duymamak mümkün değildi. Bütün bunlar duruşlarından ve bakışlarından taşıyor, üstlerinden sanki sözsüz ve sessiz bir saz gibi akarak duyuluyor. Abdülhak Şinasi Hisar'ın romanında mensur şiirin en güzel niteliklerini buluruz. Yazar Türkçeyi o kadar ahenkle ve de şiirsel bir üslupla kullanır ki eseri okurken ayrı bir zevkle okuruz. Bölümlerden bölümlere geçerken lirik bir anlatımın peşinden sürüklenir, şiirselliğin gücünü hissederiz. Bir de bakmışız ki İstanbul'un bir tepesinden mehtabı seyre dalmış, sazendeleri duyarken buluruz kendimizi. Eserde İstanbul'un mehtapları, köşkleri, yalıları, saz alemleriyle karşılaşırken bir geçmiş zaman havasında İstanbul paşalarının, beylerinin, hanımefendilerinin, ünlü kişilerin ve her türlü insanların zevkine ve zarafetine tanıklık etmenin güzelliğini yaşarız. Şair ve yazarlar pek de haksız sayılmaz. O zamanki insanların yaşayış biçimlerini, İstanbul mahallelerinin sükunetini, İstanbul manzaralarını ve semtlerini ayrı ayrı lezzetlerle dile getirmekte. Hani Yahya Kemal Beyatlı bir şiirinde der ki: "Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul. Görmedim, gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer. Ömrüm oldukça gönül tahtıma keyfince kurul, sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer." Maziyi anlamak ve duymak için bilinmesi lazım gelen, şimdi elimizden kaçırmış olduğumuz bir nimet, bize yardım elini uzatan bir ilah vardı ki o da her günümüzü saran nefis bir sessizlikti. Sükût gramofonlarla yenilerek, radyolarla kovularak, otomobil, otobüs, tramvay gürültüleriyle delik deşik edilerek gitgide o kadar azalmış, daralmış, ufalmış, yeni hudutların içinde kalmış ve bizim saatlerimizin çoğundan o kadar uzaklaşmıştır ki bazen ona rast gelince bir lezzet gibi duyuyoruz. Biraz süren sessizlik bize ilaç diye koklanan bir ruh gibi tesir ediyor ve musiki yerine geçiyor. Vaktiyle Shakespeare'de tam bir sessizliğin en tatlı bir musiki makamına geçtiğini söylemekte haklıydı. Sükuta şimdi bir koruya, bir bahçeye girer gibi erişiyoruz. O zamanlarsa bu bizim tabii ve hemen daimi iklimimizdi. Gerçi
Boğaz içinde sükut, belki hiçbir zaman büsbütün sessizlikten hasıl olmaz. Ve belki her zaman gizli birçok ince, dağınık, uzak, yumuşak seslerden örülmüştür. Bizi götüren sandal suları yırtar ve suların fısıltılarına dalardı. Boğaz içi sularının bir çalgı aleti gibi öyle bir hassaslığı vardır ki üstünden geçen şeyleri biz görmesek bile bize uzaktan, seslerinden bildirir. En derin sözleri ve en mükemmel ahenkleri hazırlayan hep sükutlardır. En doğru fikirler gibi en kudretli cesaretler de sükutlardan doğar. Sessizlik şiir besler ve şiirler arasında ancak sükut lazım veya mümkün olduğu gibi bu güzel sükutlardan sonra insana susmak veya şiir söylemek yaraşır. Mehtap görülen her şeyi yumuşatıyor, hülyalaştırıyor, güzelleştiriyordu. Bütün bu duygularla gelecek sevgiliyi bekleyenler birden kanlarının kalplerinden çekildiğini duyarak kendisinden evvel onun beliren kayığını veya sandalını tanırlardı. O içinde değilse ruhlarında büyük bir çöküntü olurdu. Acaba niçin gelmemişti? Birden sanki dünyanın tılsımı bozulmuş gibi mehtap nafile bir ışığa ve çalgı beyhude seslere dönerdi. Bir medeniyetin ince ince işlediği, asırların süzerek biriktirdiği İstanbul kültürünü ve kaybolan bir devrin izlerini, bazen kaybolan inceliklerini insani davranışlarımızda dahi görürüz. Abdülhak Şinasi Hisar, Boğaziçi mehtaplarında güçlü tasvirleri ve yazı dilinin güzel Türkçesiyle bunu bize hissettirir. Öyle ki insanların davranışlarına yansıyan iyi ahlak ve terbiyenin bu zarafetini Abdülhak Şinasi Hisar'ın Türkçesinde görürüz. Ayrıca Osmanlı Devleti'nin ortaya koyduğu çok kültürlülüğün içinde birlikte yaşamanın, birlikte var olmanın insanca güzelliklerini, bütün hal ve davranışlardaki o ince zarafeti Abdülhak Şinasi Hisar'ın eserlerinde hissederiz. Eseri okurken gitgide kaybolan İstanbul kültürünü buluruz, bulurken keşke kaybolmasa dediklerimiz de olur. 19. yüzyıl sonlarındaki İstanbul'u yeniden seyri sefer etmek için Abdülhak Şinasi Hisar'ın Boğaziçi Mehtapları adlı eserini okumak artık sizlere kalıyor. Bu program Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.